Herkese merhaba. Bugün takıya yeni başlayanlar için bir video serisi çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz günümüzde birçok insan evden çalışmak için girişimlerde bulunuyor. Bir şeyler satmaya çalışıyorlar ya da alternatif para kazanma yöntemlerini deniyorlar. Bu girişimlerden en popüler olanı ise takı tasarımı ve evden takı yaparak para kazanma. Eğer yeni başlıyorsanız diğer takı yapım videolarımı izlemeden önce bu seriyi izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle takı yaparken ihtiyacınız olan en önemli malzemelerden bir tanesi karga burun olacak. İğne, iplik veya misinayla çalışacağınız için iğne sıklıkla sıkışıyor olacak. Bazen çektiğiniz halde gelmeyecek. Hatta bazen iğneyi kıracaksınız. O yüzden iğneyi kırmadan kurtarmanın en etkin yöntemi karga burun. Bu karga burun sayesinde iğnenin ucunu hafifçe kıstırıp yavaş yavaş çekerek düğüm olan yerlerde veya iğnenin sıkıştığı yerlerde rahatlıkla kurtarabilirsiniz. Bu karga burun sadece bu işe yaramıyor. Mesela şu şekilde bir bileklik yaptınız. Bu bilekliğin ucuna herhangi bir kapamayı, klipsi ya da papağanı bu halkalar aracılığıyla yerleştireceksiniz. Dolayısıyla bu yuvarlak uçlu karga burunla halkayı tutup ve düz olanla diğer tarafını kıstırarak halkayı bu şekilde açıyoruz. Daha sonra bu şekilde halkadan geçirip yine aynı şekilde diğer aparatla halkayı kapatıyoruz. Bir de böyle kesici bir aparat var. Bunu da tel kullandığınızda fazla olan kısmı kesmek için kullanıyoruz. Tele boncukları dizdiniz ve ucunda fazlalık kaldı. Bu şekilde makas yerine bu daha keskin ve tel için daha kullanışlı oluyor. Bu arada bu yuvarlak uçlu karga burun sadece ara aparat olarak kullandığımız halkaları tutmak için değil, çivi kullandığımız zaman ucuna şekil vermek için de ihtiyacımız olan bir malzeme. Örneğin elimde şöyle bir kolye var. Buradaki halkayla bağlantı noktası sağlamak için ucuna taktığımız çivinin diğer ucunu kıvırmamız gerekiyor. Çivinin bu olduğunu varsayalım. Boncukları buna dizdikten sonra bunun ucuna halka takabileceğimiz herhangi bir yer yok. Dolayısıyla bunu kıvırmamız gerekecek. Kıvırmak için gene aynı şekilde yuvarlak uçlu olan karga burundan yardım alıyorum ve şu şekilde bir yuvarlak elde etmiş oluyorum. Bu yuvarlağı da istediğim gibi diğer halkaya geçirebilirim kolaylıkla. Gelelim iğnelere. Royal marka 16 numara iğne kullanıyorum. Hala adaklama yapmadı. Evet. Bu incelik gerçekten takı yapımında ideal oluyor. Tek sıkıntısı eğer misina ile çalışıyorsanız, yani dediğini gösteremiyorum bile. Eğer misina ile çalışıyorsanız da tek sıkıntısı misinayı delikten geçirmek epey uğraştırıcı olabiliyor. Hazır misina demişken misinadan da bahsedeyim. Ben 20 numara ve 25 numara Ultra Crocoil marka misina kullanıyorum. 20 ve 25 numara arasındaki fark da şu oluyor. 25'lik misina tabii ki daha kalın olduğu için eğer daha sert ya da kalıplı bileklikler, kolyeler yapmak istiyorsanız 25 tercih ediliyor. Ama ben yaptığım bilekliklerin ve kolyelerin %90'ında 20'lik misina kullanıyorum. Öncelikle 25'likle çalışmak çok fazla zor oluyor. Bir kere girdiğiniz boncuktan bir daha girmek gerçekten bir işkence oluyor. Hele ki kum boncuk kullanıyorsanız o kum boncuk muhakkak kırılıyor. O yüzden bunu ben genellikle bileklik yaptığımda sağlam olması için kullanırım. O bileklik de hani sadece boncuk dizmekten ibaret olur. Aynen şunun gibi. Yani herhangi bir örme tekniği olmaz, dikiş tekniği olmaz, boncuklardan birkaç kere geçmem gerekmez. O yüzden en mantıklısı bu şekilde düz bilekliklerde ya da bu şekilde bir kolye yapıyorsanız 25'lik misina kullanmak. Birçok bileklikte, birçok kolyede ben 20'lik misina kullanıyorum. Bu arada bu lastikli misina değil, lastiksiz misina. Lastikli misinalar daha esniyor, esnek oluyor. Mesela diyelim bir bileklik yapacaksınız ve hani kapaması yok. Direkt bileğe geçirip esnemesini istiyorsunuz, bileğin şeklini almasını istiyorsunuz. O zaman lastikli misinayı tercih edebilirsiniz. Ama şu şekilde bir tel var.
Misina yerine böyle bir telle de düz bir kolye ya da bileklik yapabilirsiniz. Misina ile de çalışsanız, iple de çalışsanız bir diğer ihtiyacınız olan malzeme de bir çakmak. Bu çakmak mühürleme işlemi görecektir. Yani misinayı düğüm yaptınız, kesmeniz gerekiyor. Ucunu kestikten sonra ucu tiftik tiftik olacak ve bu şekilde çakmakla yakıp daha sonra şu metal kısmıyla soğuttuktan sonra mühürleme işlemi yapmış oluyorsunuz. Ben bu şekilde bir ocak çakmağı kullanıyorum. Böylelikle elimi yakma riskini de düşürmüş oluyorum. Şimdi gelelim ihtiyacınız olan iplere. Bu naylon marka bir takı ipi. Aynı zamanda kopmaz ip olarak da geçiyor. Mesela bu şekilde bir kolye yaptınız. Örgü tekniği gerektiren kolye ya da bilekliklerde takı ipine ihtiyacınız olacak. Şu herringbone tekniği. Mesela bu elde dokuma. Bu da peyote tekniği. Ama teknik ne olursa olsun hepsini takı ipi kullanarak yapabilirsiniz. Ben başlangıçta her renk takı ipi almanızı önermem. Onun yerine krem rengi olabilir, bakır rengi olabilir, siyah olabilir. Bu üç temel renk sizin işinizi görecektir. Bir de Miyuki ipi var. Miyuki ipi sadece Miyuki adı verdiğimiz boncuklarda değil, onun dışında kullandığınız bütün boncuklarda işinizi görecektir. Ama ben her boncukta kullanmanızı önermem. Çünkü bu ip gerçekten çok pahalı. Naylon marka takı ipini ortalama 7 liraya buluyorsanız Miyuki ipi bunun 3 katı. İkisinin arasındaki fark şu. Bu evet takı ipi olarak geçiyor. Kolay kolay kopmayan, düğümlenmeyen bir ip olarak geçse de bazen bir şekilde düğümleniyor. Örnek veriyorum, ben şöyle bir flamingo üzerinde çalışmıştım daha önce. Ve bunu ancak tuğla tekniği kullanarak yapabilirsiniz. Ama bu teknikte defalarca kez iple geçmeniz gerekiyor. Boncukların arasında birkaç kere dolaşmanız gerekiyor. O yüzden naylon marka ip çok uygun değil. Tuğla tekniği kullandığınızda Miyuki ip çok daha uygun olacaktır. Ben sizin yerinizde olsam en çok işinizi görecek renk beyaz olacağı için bir tane de beyaz renk Miyuki ip bulundururken. Bir de paraşüt ipleri var. Bunların incelikleri değişiyor. 0.8 milimetrelik olan da var. 1 milimetrelik olan da var. Daha kalın bir ip de seçebilirsiniz. Eğer makrome çalışacaksanız, ki normal boncuklarla çalışsanız bile bilekliğin kapamasını ayarlanabilir kapamadan yapacaksanız bu şekilde bir paraşüt ipine ihtiyacınız olacak. Bu da bir makrome çalışması. Mesela ortasında çift kulplu bir aparat kullanıp bileklik kısmını makrome örerek tamamlamıştım. Bunu demin gösterdiğim paraşüt iplerinden yaptım. Makrome kapama dediğimde tam olarak yine bu paraşüt iplerinden oluyor. Deri bileklikler içinde farklı renklerde deri ipler aldım ben. Bunların inceliklerini genellikle 1, maksimum 1,5 milimetrelik seçiyorum. Çünkü daha fazla kalınlığını çok yakıştırmıyorum ama diğeri sizin zevkinize kalmış. Bu deri ipleri nerede kullanabiliriz? Dolamalı bileklik dediğimiz, bunların kenarlarında ben deri ip kullandım ve içlerini istediğim boncuklarla bezedim. Şu şekilde bir yuvarlak oluşturup ucuna da herhangi bir düğme kapama gayet şık oluyor. Bu şekilde dolamalı bileklikler için deriniz birkaç renk alabilirsiniz. Şimdi zincir çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir uzatma zinciri bulundurmanızda fayda var. Ben şu şekilde bir uzatma zinciri almıştım. Bunu ihtiyacınız olduğu kadar kullanabiliyorsunuz. Mesela demin gösterdiğim şu keskiyle kullanacağınız kadarını kesebilirsiniz. Ya da bazı zincirlerin halka kısımları kapanıp açılabilir oluyor. Yani videonun başında gösterdiğim yöntemle yine halkayı bu şekilde tutup diğer karga burun yardımıyla açıp istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunları daha çok uzatma zinciri olarak kolyelerin ya da bileklerin ucunda kullanıyorum. Böylelikle kişinin bilek ölçüsünü bilmeseniz bile ayarlanabilir olmuş oluyor. Örneğin şöyle bir bileklik yapmıştım.
Eğer ben o kişinin bilek ölçüsünü biliyorsam sadece bu halkayla bırakabilirim. Böylelikle papağanı halkaya geçirerek hem daha estetik görünmesi açısından hem de herkese göre ayarlanabilir olması açısından bir uzatma zinciri şart. O yüzden mutlaka altın kaplama ya da rose gold renk uzatma zinciri almanızı tavsiye ediyorum. Kobra zincirler var. Yine şu şekilde iç içe geçmeli halka zincirler var. Bunlar da daha çok kolye amaçlı kullanılabilir oluyor. Çok daha büyük Tiffany zincirler var, ataç şeklinde olan zincirler var. Onları da gene kolye olarak satabilirsiniz ya da kullanabilirsiniz. Ama ilk başta size tavsiye edeceğim, yani ne yapacağınıza göre değişir. Eğer kolye ucu takabileceğiniz ince zincirler arıyorsanız bu tarz kobra zincirleri kullanabilirsiniz. Her türlü bileklik ve kolyelerde yine kullanabileceğiniz uzatma zincirleri de işinizi görecektir. İhtiyacınız olan diğer ana malzemeler ise bazı ara aparatlar. Özellikle kapamalarda ya da ne bileyim bağlantı noktaları oluşturmak istediğiniz zaman bu tarz halkalara ihtiyacınız olacak. Ben 4 ana renkten bulundurdum. Gümüş rengi, rose gold, antik bakır ve gold rengi. En çok kullandığım tabii ki genellikle gold rengi oluyor. Siz her renkten almak zorunda değilsiniz ama ilk başta ben gold renginden ve gümüş renginden bulundurmanızı tavsiye ederim. Şimdi biraz kapamalardan bahsetmek istiyorum. Elimde bu şekilde kapamalar var. Tabii bunların boyutları da değişiyor. Deri sıkma olarak da geçiyor. Deri ipi kullanarak bir bileklik yaptınız. O derilerin uçlarını şöyle bir aparatla kapatabiliyorsunuz. Gösterdiğim karga burunlar yardımıyla kenarlarından bastırarak bir kapama yapabiliyorsunuz. Benim elimde şöyle çok küçük bir deri aparatım var. Bunları kobra zincirlerin ucunda kullanabilirsiniz. Bunlar hep farklı boylarda deri bilekliklerin ya da kolyelerin kapamasında kullanılıyor. Yine farklı renklerde kapama bulundurmanızda fayda var. Düz bir bileklik olsun ya da herhangi bir örgü tekniğiyle yaptığınız bir kolye olsun hiç fark etmiyor. Papağanlarla kolyeyi ya da bilekliğinizi bitirebilirsiniz. Buna diyelim Misina'dan bir bileklik ya da kolye yaptınız. Ucuna şöyle bir midye kapama taktınız, düğüm attınız ama siz daha sağlam olmasını istiyorsunuz. Ne bileyim o düğümün çözülmesinden ya da bir şekilde çıkacağından endişeniz var. O zaman gümüş ya da gold rengi bir bit kapama alıyorsunuz ve bunu düğümün üzerine bastırıyorsunuz. Bir tane örnek göstereceğim. Bu sizin bilekliğiniz. Boncukları dizdiniz. Midye kapamasını taktınız. Bit kapamasını geçiriyorsunuz. Böyle düğümün üzerine getiriyorsunuz. Şu şekilde karga burunla da bastırıyorsunuz. Böylelikle düğümü sabitlemiş oluyorsunuz. Biti saklamak için de böyle bir midye kapama kullanıyoruz. Tabii aynı zamanda bu midye kapamanın halkası papağan ya da zincire takabileceğimiz halka için bir bağlantı noktası oluyor. Teli kesiyoruz. Şekilde kapatıyoruz. Şuradan da hafif bir şekilde bastırıyoruz. Tabii ki kullanacağınız kapamalar, yapacağınız bilekliklere veya kolyelerin çeşidine göre değişiyor. Eğer şu şekilde defalarca bileğe dolanan deri bir bileklik yapacaksanız, düğme kapamaları tercih edebilirsiniz. Şu şekilde düğmenin deliklerinden ipleri geçirdim. Diğer tarafında ayarlanabilir olması için şöyle bir düğüm atarak boşluk bıraktım. Ve düğmeyi bu boşluktan geçirdiğiniz zaman bileğe göre ayarlanabilir oluyor. Daha kalın deriler kullanarak bileklik ya da kolye ya da tasma yapmak istiyorsunuz. O zaman da bu şekilde kapsül ya da hunik kapamalara ihtiyacınız olacak. Bunların çapları tamamen farklı boyutlarda olacağı için siz
Yapacağınız işe göre doğru olan kapamayı seçmeniz gerekecek. Ben bu derileri yapıştırdım. Bu kapamanın içine de yapışkan kullanarak sabitledim. Yine aynı şekilde ucuna bağlantı noktası sağlaması için halka, papağan ve ayarlanabilir olması açısından da bir miktar zincir kullandım. Yer var. Mesela bunların ucunda da aynı şekilde huni kapamalar ya da cadı tırnağı denilen böyle sivri başlıklı kapamalar kullanabilirsiniz. Bir de şu şekilde daha büyük çıt çıtlı klipsler var. Ben bu şekilde iki farklı renkte almıştım. Uçlarında zaten bağlantı noktası için bırakılan delikleri göreceksiniz. Aynı şekilde papağanı bilekliğe ya da kolyeye taktığınız gibi bu klipsleri de takabiliyorsunuz halkaları kullanarak. Bunlar da magnet kapama, yani mıknatıslı kapama olarak geçiyor. Bunların da boyları sizin yaptığınız bilekliğe göre değişiyor. Bunlar kolyelerde değil, bilekliklerde kullanılıyor. Hemen bir tane örnek göstereyim. Ben şu şekilde bir bileklik yapmıştım. Şöyle mıknatıslı bir kapaması var. Bilekliğin bitişinden itibaren sadece şuradan halkalardan geçerek dikiyorsunuz. Eğer şu şekilde bir kolye ya da bileklik yapıyorsanız yine mıknatıslı bir kapama kullanabilirsiniz. Bunlar mıknatıslı kapsül kapama olarak da geçiyor. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde uçlarından dikebiliyorsunuz. Gelelim elde dokuma tekniğine. Elde ya da tezgahta dokuduğunuz bir bilekliği kapatmak için ben en çok korniş kapama kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şunlar korniş kapama olarak geçiyor. Bunlar üst tarafı açık halde satılıyor. Siz bunları açarken gene videonun başında bahsettiğim şu karga burnu, yuvarlak uçlu karga burnu korniş kapamanın içine sokarak birazcık genişletiyorsunuz. Yavaşça aralanan korniş kapamanın içine bilekliğin ucunu yerleştiriyorsunuz yukarıdan aşağı doğru. Yerleştikten sonra düz olan karga burununa yanlardan kıstırarak sabitliyorsunuz. Ve yine üstten bunu kapatıyorsunuz. Evet, bu şekilde bastırarak kapatmış oluyorum. Bunlar da sürgülü kapamalar. Yukarıdan açılıp tekrar içine geçmeli. Yine aynen bunlar mıknatıslı kapamalara alternatif olarak kullanılabilir. Bu peyote tekniğine örnek olan bir bileklik. Ucu böyle girintili çıkıntılı. Ben buna bir halka geçmiştim. Daha sonra bir zincir taktım. Bu şekilde peyote tekniği kullandığınız ya da girintili çıkıntılı olarak biten bilekliklerde timsah kapamayı öneriyorlar. Tek yapmanız gereken yine bilekliğin ucunu bu şekilde yerleştirip kenarlardan karga burununa kapamayı sıkıştırmak. Ama ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü boncukları kırabilirsiniz, zayiat verebilirsiniz. Yani timsah kapama benim kişisel olarak da tercih ettiğim bir kapama değil. Bir de böyle denizci dümeni şeklinde kapamalar var. Şu şekilde bir sürgüsü var. Böyle açılıyor, kapanıyor. Gene kenarlarında bağlantı noktaları için halkayı geçirebileceğiniz yuvarlaklar var. Bu da diğer taraftan. Bunu hem bileklikte hem kolyede kullanabilirsiniz. Bir de şu şekilde T kilit var. Yani bu şekilde geçmeli. Şu gördüğünüz bağlantı noktalarıyla bilekliğe ya da kolyenin ucuna dikiliyor. Daha sonra içeriden geçerek kilitliyorsunuz. Bunu da size bırakıyorum. Ama öncelikle kesinlikle olmazsa olmazınız papağanlar olmalı. Korniş kapamalar olmalı. Mıknatıslı ya da sürgülü kapamalar. Mice kapamalar olmalı. Son olarak özellikle paraşüt ipinden yaptığınız bilekliklerde kullanabileceğiniz bir malzemeden bahsedeceğim. Bunlar bafon boncuk olarak geçiyor. Bunların farklı boyları var.
4 ya da 6 numara yanlış hatırlamıyorsam, ama bu küçük boyu. Bunları nerede kullanabilirsiniz? Bu şekilde bir bileklik yaptınız diyelim. Ucunu düğümlediniz, yaktınız ve ucunun boş kalmaması ve daha estetik görünmesi açısından bu bafon boncuklar çok sık kullandığınız boncuk türlerinden biri. O yüzden başlarken mutlaka bunların farklı renkleri ve farklı boylarından da alabilirsiniz. Bir de bu şekilde bir dokuma tezgahı var elimde. Elde yaptığınız bileklikler çok daha uzun sürüyor ve çok daha fazla vakit kaybedeceksiniz. Ama daha fazla işi aynı anda çıkartmak adına dokuma tezgahı bu anlamda size iyi bir yardımcı olacak. Bunun kullanımı ile ilgili de ileriki zamanlarda bir video daha çekeceğim. Ve son olarak tabii ki farklı bölmelerden oluşan kutulara ve tüplere ihtiyacınız olacak. Ve elinizde gerçekten ne var ne yok, neye ihtiyacınız var, net bir şekilde tespit edebilmeniz açısından bu tarz kutular çok yardımcı olacak. Ayrıca boncukları saklamanın en güvenli ve en pratik yolu da onları şeffaf tüplere koymak olacaktır. O yüzden takıya başlarken şu şekilde 28'li kutular satılıyor. Farklı farklı kutular da var, siz onları da tercih edebilirsiniz. Size tavsiyem en başta şu kutulardan bir ya da iki tane edinmeniz olacak. Hatta dışarıdan yemek yediğiniz zaman yanında sos ya da ketçap veren restoranlar olur. O soslukları atmazsanız şu şekilde kalan boncukları da bunlara aktararak değerlendirebilirsiniz. İlk başta birazcık masraf yapıyor gibi görüneceksiniz ama illaki bunlara ihtiyacınız olacak. Ben size sadece en önemli olanları sıraladım. Bir sonraki videoda boncuk çeşitleri ve ara aparatlardan bahsedeceğim. Eğer sizin de öğrenmek istediğiniz şeyler varsa ya da aklınıza takılan sorular varsa mutlaka bu videonun altına yorum olarak bırakın. Eğer videomdan memnun kaldıysanız beğene basmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.